Evet, şu tepe Monjutiç Tepesi. Ondan sonra cuma şehir burada. Böyle devam ediyor. Cini güvertesine gidiyoruz. Buenos días, España. Barcelona, hola. Hola, Barça'dayız. Günaydın Mert'cim. Günaydın. Nasılsın? Her zamanki gibi kahvaltımı oturuyorum. Buenos días. Menümü alıyorum. Bakın menümüz böyle geliyor önümüze. Manzaramız güzel. Bugün Barcelona manzaralı. Grimaldi Lines hemen karşıda gözüküyor. Şöyle göstereyim. Zorlu bir Aslan Körfezi geçişi yaptık. Ve buraya ulaştık. Bir tane Cenova feribotu var. Grimaldi, Transmet. Hadi bakalım biz kahvaltıya. Şu anda kahvaltımı bekliyorum. Evet Eda, afiyet olsun. Eda, sen de bütün gemiyi gezdin? Aa, bulamadım, evet ya. Ben de gezdim. Ya, bütün gemiyi gezmek kötü oldu. Aynen, yordular sabah sabah bizi arkadaşlar. Yok, oradan mı çıkacağım, buradan mı çıkacağım? Sen gemi ayrı. Gemiler büyük zaten, gemide ben yürümekten yoruluyorum. Vallahi ya, ayağımız ah. Bir petenle dolaşsam daha iyiydi gemi. Şöyle geniş platform yanaşıyor ve indiriyor. Nereye? Evet, en sonunda Barcelona Duty Free'sine geldik. Doğru mu hocam? Evet, Barcelona. Hadi bakalım. Attım ben sana. Terminal A'dan taksiye bindik. Kolombo anıtına. Evet. Kolombo anıtı, Katalonya'nın başkenti. Şu an oradayım. Katalanca konuşuyorlarmış. Hırsızlığa çok dikkat edin diyor zaten. Evet. Şehir modernizm akımıyla birlikte ızgara şeklinde. Şöyle şöyle çizgi çizgi çok düz yapılmış. Evet, Christoph Columbus anıtından evet başlıyoruz. Burası da Barcelona Limanı. İspanya'nın en işlek limanlarından. Günde 700 binden fazla gemi vuruyormuş buraya. Belli ama şey olarak bayağı işlek duruyor. Şu anda tam Puerta de la Paz'dayız. Paz portu girişinde. Evet. Şu 65 metrelik heykelimiz. 65 metre olan bu. Evet. Şurada bina var. Keşfinin şerefine yapılmış bir anıt bu. Tamam. Christoph Colomb'un. Isabella Kraliçe çok desteklemiş diyor. Buradan da artık La Rambla'ya doğru yürüyeceğiz. Tamam. Amerika kıtasına yaptığı yolculuktan dönüşte yanında 12 tane yerli getirmiş. Sanki turistik eşya gibi, souvenir, hediyelik eşya getiriyor sanki. Onun tam buradan çıktığı anıtmış bu. Ha, eyvallah. Tam buradan gemiden çıkmış. Anladım. Şuradan çıkıyor. Tamam. Burası da o liman işte. Hakikaten büyük yani. Koskocaman. Katalonya meydanına doğru yürüyeceğiz. La Rambla Caddesi'nden. La Rambla buranın en heyecanlı, en eğlenceli caddelerinden. Ha. La Rambla. Şurada bisikletler var bak. Ne güzel gezilir de. Aynen. Evet, askeri kışla Genelkurmay Başkanlığı. Genelkurmay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Aynen, binası. Aynen, Kara Kuvvetleri çok önemli çünkü Katalonya'nın başkentindeyiz Mert'cim. Evet. Katalanca konuşmaya dikkat edelim lütfen, evet, İspanyolcadan ziyade. Katalanca'ya geçeceğiz. Katalanca. Çünkü İspanyolcayı çok iyi biliyordum. Viva Catalana.
falan diye hemen yalakalık da yapayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Magnet falan bakacaksanız şimdiden bakın. Ne kadarmış? Sonradan koş koş yapmayalım. Magnet. Ya tamam işte magnet şeyi aynı yani. Evet, burası artık La Rambla caddesi. Çok güzel pilli bisikletler var gitmek için. Çekim yapıyorsan bir şey diyeceğim. De. İspanyol şair var. Federico Lorca. Okay. Garcia Lorca demiş ki şu dünyada bitmesini hiç istemediğim bir cadde varsa o da La Rambla'dır. Allah Allah. Allah Allah. Ama evler çok şirinli mirinli gene değil mi? Çok şirinli. Yani bu caddenin sonu da artık Katalan meydanına çıkacak. Bir tarafı deniz, bir tarafı meydan. Evet. Bak Balmol Müzesi varmış. Evet, o. Gezmek istersen Yılmaz Büyüker şen yapmış. Yılmaz Büyük. Kuş çok güzel ötüyor. Ne ötüyor? Martı mı? Evet Eda, kimmiş bu? Bilemiyorum, acaba Lorca mı? Bu caddeyi sevdiği için Soler diyor. Yapmış olabilirler mi? Soler Pitaro diye bir şey yazıyor ama. Evet, bu belediye tiyatrosu. La Rambla devam ediyor. Normal bakkal, sanki biz fiyatlar bizden pahalı gibime geldi benim. Evet, pahalı ya. Sizce? Bak o şey çok güzel. Desenleri acayip şık. Grand Tiyatro. Yani tiyatro ve opera binası olabilir. Zaten Macbeth falan oynuyor. Her yer kafe. Oturmalık. Evet, nasıl düşünüyorsun? Çok güzel. Binalar gittikçe güzelleşmeye başladı. Bak acayip acayip şeyler var. Şey çok güzel. Şu köşe başı şey de güzelmiş bak. Çok güzel. Ne o? Hiçbir şey değil mi? Ya bir bina yani. Çok eski bir bina ama ne? Bilmiyorum ama çok enteresan. Güzel. Aynı binaları kullanıyorlar sürekli. Bak şeylere hemen resimli resim. Bak. Bak yine mimari şeyler. Aynen. Süsleri. Muhteşem. Evet, bu kere mi geliyoruz yavaş yavaş Eda? Evet. Market yani. Hola. Bak şeyler devam ediyor, kabartmalar. Hola derken, Buenos Tardes derken yollarda ilerliyoruz. Bebelere bak. Hola, bravo harita. Liseden. Şey. Okulu kırmışlar. Aynen. La Rambla'nın meşhur bir özelliği de burada hep böyle çiçekçilerin olması. Mesela şöyle sukulentler satılıyor üstüne Barcelona yazan 3 euro. Çiçek tohumları bin bir türlü. Oh. 500 bin tane fasulye türü var. Big Fun Museum diye bir yer görüyorum şu an. Yine bir çiçekçi. Sokağımız çok canlı. Herhalde Barcelona'nın kalbi. Eski marketlerinden. Açık market mi? Pazar gibi. Burası şöyle oluyor. Yok, pazar yeri gibi olmuyor. Yiyecekçiler oluyor içeride. Burası pazar. Kahve 1 euroymuş mesela. Churros mu var? Ne bu yani şey, peynir stiği mi? Kahvaltıda bayılıyorlar tatlı. Şöyle bir stik değil mi? Hatta şeyli Amsterdam'da gibi. Yemiştik ama burada şekerli da şekerli şeyli gibi bir şey. Evet.
bayağı etmet var. Yeni açılıyor ha. Bak şeyler, meyve suları, gerçek meyve suları falan 2 euro. Uygun yani. Ha. Yani burada yemek lazım değil mi acık? Evet evet, aynen. Türlü türlü şey var. Bak. Bildiğin pazar. Oo, tatlıcıya bak. Tatlıcıya gel, tatlıcıya. Zaten dolaşırken tam Juan Miro'nun yaptığı yer mozaiğini, suyundan içenlerin mutlaka yeniden Barcelona'ya döneceğine inanılan çeşmeyi, Fuente de Canaletes ve 1770'lerde yapılan Virreina Sarayı'nı görebilirsiniz. Evet. Bu saray da olabilir ha. Hayır, şey bu, bazilika mı, kilise mi? Cadde üstünde Barçalı taraftarların buluşma noktası olan Canaletes Çeşmesi'ni ve Miro'nun hoş geldin eserleri olan mozaiği görebilirsiniz. Onlar ileride. Evet Eda, güzel bir şey gözüküyor orada. Evet. Şuraya bir girip bakalım mı içine? İsmini göremedim ama. Şey değil Mert, De La Mare diyor. Tamam gel, Denizli Kilisesi. Demek tarihi değil. Denizli Meryem Kilisesi. Evet, hemen bir şey. Evet, şimdi demek ki bu Barcelona bayağı şey, çok büyük iyi. Yani. Ben evet. Bir daha geleceğim Mert. Hadi inşallah. Bir daha gelip güzelce gezeceğim. İnşallah, inşallah. Bak evet. Bir şey söyleyeceğim. 3 tanesi şimdi, 10 euroyken alın 3 tane bir şey paylaşın. Şöyle bir durum var. Burası La Rambla, bilirsiniz Katalonya meydanı. Oraya çıktıktan sonra da artık kasalara gidiyoruz. Kasa bilmem ne bilmem ne. O güzel evler var ya, onlara gideceğiz. Şöyle bir 2-3 katlı Barça Store var. Güzel Sanatlar Akademisi. Bizim konservatuvar. Evet, neyi aldın bakalım? Çok güzel Barcelona yazan ikili fincan aldım. Dükkanlar daha ucuz. Aşklı mı aldın? Evet, aşklı aldım. 2 euro daha ucuz aldım. Hadi bakalım. Katalan Meydanı'na az kaldı. Evet şimdi arkadaşlar, burası Fuente de Canaletes Çeşmesi. Bu tamam. Çeşmenin suyundan içerseniz Barcelona'ya tekrar gelirsiniz. İç bakayım nasıl içiyorsun? Hadi bakalım. İçebilecek misin? Evet. Aferin. Ulan Barcelona'ya bak. Tekrar gelebileyim amin. Bak. Çok güzel çıkıyor. Ben de bir fırt alayım bari. Valla kana kana içtim. Çek, kayıttayız. Çekiyorum seni. O taraftan çekeyim bir saniye. Daha güzel ışıklı.
Mert değişti. Demek ki Mert'le birlikte geleceğiz Kanal Üstü Çeşmesi'ne. Şöyle üstü şeyle sokak lambası. Burada Barçalı taraftarların toplanma noktası aşkım bu çeşme. Yani maç olduğunda Barçalı taraftarlar burada toplanıyorlar. Forza Barça. Evet. Evet, Büyük Katalonya'nın en merkezi meydanına geldik artık. La Rambla bizi buraya çıkardı, Katalonya meydanı. Burada şimdi şey mi? Barcelona'yı mı destekleyeceğiz? Tabii. Biz Katalanız zaten. Biz Katalanız. Madrid'e gidince de biz Real'iz değil mi? Aynen. Lütfen ben Atletico Madrid. Atletico Madrid. Hard Rock Cafe var. Güzel gözüküyor Eda. Çok şık. Ben sevdim yani. Çok. Hem taksi, araba her şey gelip buradan girebiliyor. Buradan da tekrar söz verdiğim gibi bütün Barça taraftarlı taraftarı olan 8C sınıfıma selam söylüyorum. 8C. Ve 5F sınıfımı öpüyorum. Tamam. Çok güzel bir şey var. Aynen. Evet şu Meydana anda. Meydana yakın Real Meydanı vardı. Kraliyet Meydanı. O neredeydi? Bilmiyorum ama. Katalan Meydanı burası. Evet, kırmızı yandı. Geçin. Evet, şimdi meydandayız. Meydan, güvercinli meydan deniyor Türkçesine. Atıyorum. Hadi ya, bakıyorum. Hem de bayağı var. Şey bir meydan. Geniş. Meydan koskocaman. Şu heykeli de çekelim. Mert'in minibüsü girdi meydana. Güzel baksana her yerine heykellerle süslemişler. Aynen. Şu heykellerden birini çekelim hadi. Ha bak çeşme varmış güzel. Ama kapalı. Tourist information var ofis. Nereye gideceksin? Sen ismini söyledin mi? Casa Battolo. Şimdiki gideceğimiz durak. Casa Battolo Gaudi'nin şey yaptı değil mi Eda? Yaptı evet. Hadi bakalım. Gaudi'nin yaptığı kemiklerin evi. Kemiklerin evi var mı? Kemiklerin evi. Ejderha sırtı gibi kemikler var. Evet Türk konsolosluğu orada. Bizim karşıdaki güzel binanın orada. Şu anda Passage de Gracia Caddesi'ne ilerliyoruz. La Rambla'dan Katalonya Meydanı'ndan çıktık artık. Bu caddenin etrafındaki binalar Altın Şehir olarak adlandırılıyor. Modernist binalar döneminin en güzel evleri buradaymış. Zaten Gaudi'nin yaptığı Casa Battolo ve Casa Mila da buranın üstünde olacak. İlerliyoruz. Altın Şehre bakıyoruz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Pasek de Gracia galiba. Gracia. Şurada yazıyor. Bir protesto gösterisine denk geldik. Están el 15% cuando han subido. Cuando el IPC es del 10. Tamamen caddenin ta sonu gözüküyor yani. Bunlar sanırsam yazarlar. Çünkü bir kitap heykelinin altında yerde yazar isimleri var. Evet. Bak. Evet şeyler bina güzel. Çok güzel bir bina. Bak hemen. Yine Altın Şehir'deyiz. Evet gene çok güzel tasarımlar var. Gerçekten ne gözüküyor. Altın şehrin güzel evleri diyoruz Mert'cim. Nasıl? Çok güzel. Muhteşem ya ayrıntılar. Aynen öyle. Evet bu Casa Battolo'ya doğru 3 tane ev var.
Yine arkadaşlar, Barcelona'nın zenginleri Gaudi'ye ev siparişinde bulunmuşlar. Bunlardan birisini görüyoruz. Ejderhaların evi diyorlar. Kemikli bir yapıya sahip Casa Batlló. Evet. Gaudi'nin şaheserlerinden. UNESCO Dünya Mirası burası bence. Bu evler, bu konakların hepsi böyle yani. Çok güzel mimari. Gerçekten farklı gözüküyor. Çok güzel ya. Gaudi. Gaudi mimaride doğadan örnek almış. Bugün gezeceğimiz binaların hiçbirisi köşeli, kemikli yapılar değil. Pardon, köşeli, keskin köşeli yapılar değil. Hep doğadaki gibi yumuşak yumuşak. Acayip şirin ya. Şimdi bol fotoğraf çekelim. Şöyle detaylıca bir çekeyim de. Tamam. Sen de geç sonra Gaudi yazısıyla çekelim. Tabii giriş ücretli, burası müze oldu artık. Çatıları, bacaları çok güzelmiş ama giremeyeceğim yani şu anda. Baksana renklere. Çok güzel ya, acayip güzel. Acayip etkileyici. Espiritüel güzel yani. Şuralara bak. Maalesef tam ne güzel eğleniyorduk çarşıda. 1 euroyu alıyorduk, topladılar ya, tüh. Aşk olsun polis amcalar. Ya polis amca ya. Bütün eğlencemi bozdular. Umarım tekrar gelir zenci kardeşlerim. Ya abi bu ne ya? Yani acayip güzel ya, ne diyeyim ben size. Şöyle biraz da içine doğru bakalım. Yani şu kapının girişi bile yuvarlak yuvarlak. Bu arada fiyatları söyleyeyim. Mavi, gümüş ve altın diye ayırmışlar gezileri. Çok iyi ya. 39 euro, 47 euro ve 49 euro. Girmek isterseniz buyurun. Bu bisikletler güzel bir şey gezmek için burada. Evet, sokaklar birbirinden güzel. Evet, altın şehri gezmeye devam. Şimdi Casa Milla'ya doğru gideceğiz. Casa Milla yine Gaudi'nin yaptığı eserlerden. Yine hatta UNESCO. Şurada gözüküyor. Evet. Bu artık La Pedrera diyorlar. Yani taş ocağı. Geç. Değişik yerlerden taşlar getirdiği için. Taş mı getirmiş? Mutlaka. Evet, geldik sayılır. Artık. La Pedrera. Şöyle cadde boyu da devam ediyor. Şeyi, yapısı çok güzel yani. One question. It's difficult because the safety belt in all the car is alarm. Thank you. Alarm çıldırmış bir halde çalıyor. Nasıl gideyim?
Sagrada Familia'ya en sonunda geldik Eda, değil mi? Evet, Kutsal Aile Bazilikası. Nasıl ama dev gibi, daha da uzayacak şaka gibi. Yapımı yani bitmeyen kilise bu. Aynen, izliyorduk nasıl yapıldığını. Yani 2026-28'de biter falan bitecek diyorlar yani, evet. Belli değil daha. Gaudi'nin mimari şaheseri tabii ki. Kutsal Aile Bazilikası. Bakın dağcı işçi de var. Orada uğraşıyor, yazık. Yani şöyle bir şey yani. Evet Eda, anlat bakalım. Bu evet, ne? Yani bazilikamız biraz önce dediğim gibi Gaudi tarafından bitirilmeye çalışılmış. 1882'de başlamış aslında. Başka bir mimar başlatmış. Ama dönemin en ünlü mimarı Gaudi devam ettirmeye çalışmış. Gaudi bunu yaparken buradan tramvay şöyle geri geri gidiyor bakmak için tepeye, oldu mu bitti mi derken maalesef tramvay çarpması sonucu vefat ediyor. Üstü başı da inşaat şeyi olduğu için, yani şantiye burası sonuçta. Onu bir işçi sanıyorlar ve pek ilgilenmiyorlar. Sonradan bir kadın fark ediyor ki aa bu diyor mimarımız diyor, ölmek üzere. Maalesef orada kaybediyorlar. Yani kendisi de bunun bitirileceğini göremedi. Daha halen bitmedi zaten. Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi biraz daha detaylı çekmek istedim. Malum çok güzel. Hatta fazla güzel yani. Şimdi biraz detaylara bakalım. Yani bir ağaç var, kuşlar var. Gaudi böyle dediğimiz gibi hani hep doğadan almış mimari şeyleri. Hep doğal, kıvrımlı. İçi denizaltı gibiymiş. İçine girmeyi çok isterdim arkadaşlar ama pazar günü sadece ücretsiz. Olsun, çok parasını verip gireceğim ben ya. İçine. Kaç bin euroysa artık. Şu arkada da kule var. Şimdi onu çekemedim. Bunun belgeselini mutlaka izleyin arkadaşlar. Çok güzel. Evet, buraya biletler online satılıyor arkadaşlar. Girmek istiyorsanız, bizim gibi sonradan karar verdiyseniz bile online hemen alabiliyorsun biletini. Ondan sonra bir confirmation e-maili geliyor. O e-maili de girişteki polise gösteriyorsun, o kadar. Bu arada iki kişi 52 euro. Onu da söyleyeyim ama işte buraya gelmişken insanın da giresi gelmiyor değil. Hangileri? Çalgıcılar. Davulcular mı? Great, thank you. Çalgıcılar. Ha, şuradan kapıyı açsalar da girsek ne olurdu? Aşk olsun. Keman, lavta. Efendim söyleyeyim. Üt. Dün gelsek bedavaydı. Bugün 1000 lira. Hiç. Evet, pazar gününe denk getirin. Bir dakika. Ve giriş yapıyoruz. Vay 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 vay. Vay vay Hermosa. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir güzellik? Ve burada Gaudi'nin şaheseri Mert her bir pencereyi farklı renklerde yaptığı için günün belli saatlerinde, yani pardon, günün her saatinde içeriye farklı bir renk tonu düşüyor. Bu renkli camlar sayesinde. Şu an böyle turunculu, kızıllı bir ışık düşmüş buraya, çok tatlı. Bayıldım. Nasıl Mert, ilk duyguların ne? Abi çok büyük ya. Yani şey yok. Anladın mı? Yani ne diyeyim yani? Şaşırtıcı yani. Olur mu ya? Thank you.
Baksana şu detaylara bak. Her taraf detay dolu. Cam dolu. Nasıl gözüküyor? Muhteşem, çok büyülendim. Kulelere de çıkmak isterdim ama kuleler artı 20 euro. Şimdi şöyle detaylıca çekmeye çalışayım gene. Muhteşem. Aşağısı var. Evet Eda. Burası neymiş? Aşağı. Bu artık Gaudi'ye saygı çerçevesinde Gaudi'nin gömüldüğü yer, mezarının olduğu yer. Çok iyi. Bence iyi ki tersinden başlamadık. Belki o yüzden yapıyorlar zaten. Daralmadan başlamak çok iyi oldu arkadaşlar. Size de tavsiye. Çünkü ışık her gittiğinizde artık daha güzel oluyor. Şeyin güzelliğine bak kubbenin. Aynen aynen. Şekerden yapmış gibi Gaudi. Şaka olsun diye mi yapmışlar bu kiliseyi? Şaka kilisesi. Şaka kilisesi. Sanki Disneyland. Ve şu açıdan çekmek istedim de şu acayip güzel çıkıyor. Bu cephede böyle. Aa, buradaki 4 tane şey daha güzel gözüküyor aslında. Güzel mi? Evet, nefis gözüküyor buradan. Bir de şu açıdan bakalım. Park Göl'e geldik. Mert bilet için kuyruğa girdi. İnternetten de alabiliyoruz ama sanırım internetteki çok kapsamlı olduğu için 16 euro gösteriyor. Burada 10 euro gösteriyor. Bir bakalım. Bakalım neler olacak. Şöyle. Evet. Zamanın zengin ailelerinden Güell'in Gaudi'ye yaptırdığı siteyi görüyoruz. Tabii ki sitemiz bitmemiş. 60 hanelik olarak yapılması planlanmış. Bitemeyince de bir iki tane ev yapınca da parka çevirelim bari demişler. Şu anda bir şehir parkı gibi herkes geziyor. Gaudi'nin her yerde imzası var tabii ki. Yüzümüzü sokmak için yapıyorlar. Barcelona ayaklarımın altında. Bin bir türlü bitki var Mert. Evet. Ve bin bir türlü kuş var. Aynen aynen. Pastane gibi yapmış gene ya. Pasta. Pasta da devler yapmış. Hansel de Gretel. Aslında mimarımız Gaudi değil, Hansel de Gretel. Thank you.
Park devam ediyor. Bir de buradan Barcelona'ya mı bakacağız? Pavello işte yani. Parkımız güzel. Burası başka bir şey. Bir giriş çıkış var ama nedir ne değildir bilmiyorum. No entry diyor. Bakmaya gittiğimiz şeye Le Serpent, yani sürüngen yılan deniyor. Dünyanın tamam. En uzun oturma bendi. Ha bu. Bench. Bak eyvallah. Şöyle başlıyor. Aynen. Ve yine Gaudi bunları renkli renkli minik minik mozaiklerle rengarenk yapmış. Hadi bak bakalım. Gidelim oturalım. Hadi gidelim oturalım. Oturmayacak değildim. Aynen öyle. Bayağı ayırmışlar. One way diyor. Buradan gir buradan çık diyor. Evet. Şuradan hadi. Şöyle başlıyoruz. Bu cephe güneşli cephe. Şöyle bir gene de çekebilirim yani. Nefis gözüküyor. Şimdi bir boş yer bulup çekeriz yani. Aynen öyle. Ama şöyle çeksek daha güzel. Güneş buradan. Sadece karşıdan çekeriz. Karşı evet. Oturup çekeriz. Aynen. Şöyle. Kavga çıktı. Ay yüzüğü bunu laf ettiler. Yani şey çok güzel evet ya hakikaten. Baksana. Öyle mi? Tabii ki gördüm. Burası. Tamam. Gel. 86 adet sütun varmış arkadaşlar. Hipostil deniyor. Gerçekten hep enteresan. Aslında burasını agora olarak planlamış, bir Yunan agorası gibi, pazar yeri olarak. Yukarıdaki kısmın altı, yukarıyı da tiyatro olarak düşünmüş Gaudi. Eski namlı, eskiden bir şey. Bomba değil falan. Evet. Sanki deniz altı gibi. Evler burada. Ha ağzından su damladı. Evet. Çekiyorum evet. Şunu at. Da bir daha atıyorum ki dilek havuzuna. Bir daha inşallah bir sürü yerler gezelim. Tamam. Hadi bakalım hayırlı olsun. Baksana siz şeylere. Evet Eda ne düşünüyorsun? Ya çok güzel ya çok tatlı bir yer. Ya buraya girmemek olmaz bence girin. İki tane nefis ev var. Biri bu. Biri bu. Evet iki ev birden. Güzel çıkıyor. Bunlar site olacakmış. Fakat site yetişmemiş. Site yetişmeyince olacağı bu tabii.
Evet, Zafer Takı'na geldik sayılır. Doğru mu hocam? Çektin mi? Evet, şimdi detaylar gene canlı. Taklar güzel oluyor. Neşeli bir sokaktan geçiyoruz. Zafer Takı'nı arkamızda bıraktık. Efendim söyleyeyim, fotoğrafçılar, müzisyenler. Bu da Barcelona'nın Adalet Sarayı. Adalet Sarayı yaptığımız zaman değil mi? Osmanlı mimarisi de var. Teyze kim? O Adalet Bancı. Justice. Hey, burada yerde bir harita var. Şeyin haritası. Santa Maria Margherita. Plaça del Rey, Mert'in gidemediği yer. Katedral şurada. Saray. Tak, şuradayız. Şuradan yürüyoruz şöyle. Tak, tak. Nereden biliyorsun? Tak nerede? Tak. Nerede Plaça del Rey? Nerede? O işte. Şu mu? Bu. La Rambla galiba şöyleydi işte. Şöyle geliyoruz. Şuralara gidiyoruz. Yalnız şu sağdaki ne? Ana caddeden sağ ama sol karşı. Ha, karşımızdaki bina ne? Çok güzel. Karşı şehirde geçip de yap. Burası şehir parklarından birisi. Ciutadella bölgesinin parkı. Park della Ciutadella. Tabii telaffuzlarım için özür dilerim. İspanyolca hiç bilmediğim nasıl da belli. Şöyle şallar satılıyordu galiba. Ejderha Kalesi. Oyun amaçlı. İlerliyoruz. Bir şehir yaptığınız. Nasıl güzel bir şehir. Yaptığınız. Santa Maria del Mar Kilisesi'ne doğru gidiyoruz. Denizcilerin koruyucu kilisesi orası. Gidip orada Doris için dua edelim. Born sokağında ilerliyoruz. Santa Maria del Mar tam karşımızda. Yalnız şu evler, şu binalar çok güzel. Lütfen sessiz olun diye yazmış bazıları evlerine. Tabii haklılar. Ama işte turistik bir caddede oturmanın verdiği zorluklar. Bir de oldukça fazla bar var. Gece eminim çok gürültülü oluyordur. Santa Maria del Mar Kilisesi. Anlat bakalım. Evet, 13. yüzyıldan kalma Santa Maria del Mar Kilisemize geldik. Denizcilerin koruyucu azizesi. Yalnız giriş 10 euro olduğu için size içeriği gösteremeyeceğim. Olsun. 10 euro mu? Haha. İçeride İspanyolların denizcilikteki başarılarını gösteren işte gemi tasvirleri vesaireler koymuşlar. Özellikle de bir tane de bir gemi var içinde İspanyol eski donanmasından 15. yüzyıldan kalma. Okay. Bu gemiyi de tabii ki başarılarını temsil etsin diye koymuşlar. Hı hı. Buraları artık Bardi Gotik bölgesinin oralar diyebiliriz. Yani hı hı. Gotik olan, eski olan şey. Hadi bakalım. İlerleyelim.
Evet. Çektim. Santa Maria del Mar. Gayet güzel gözüküyor buradan da. Burası San del Mar. Denizin Maria'sı. Meydan. Kocamanmış ya. Meydanımız da tatlış. Aynen. Hemen restoranlar, barlar. Şey de çok güzel. Evet. Hakan da nefis gözüküyor. Güzel, harika. Gel yürüyelim. Geliyorum. Daha ne gözüküyor? Evet, Barcelona Katedrali. Bu katedral. Kim bu kral? Artık. Bu da Berenguer. Berenguer 3. Ramon Berenguer. Şöyle bir herhalde ilk krallarından belki bence. Aynen. Eski bak kale gibi zaten her taraf, biliyor musun? Sanki eski kale içi. Evet, şimdi Valor. Yani buranın kendi uyar mı? Hızlıca. Tamam. Çikolata kokuyormuş gibi. Yani burada hat çalıyor. Bakın burada churroslarımız pişiyor. Şöyle pişirin, lokma gibi. Bunları sabah kahvaltısını çok seviyor İspanyollar. Bakın kızarmaya başladı. Kızaran churroslarımızı kesiyorlar. Şimdi bize teslim edecekler. Sıcak şey, sos ve churros. Bu da sıcak çikolata Seyda. Acayip bir şey geldi ha. Hadi afiyet olsun. Katedral de buradan. Barcelona Katedrali'ndeyiz. Eda. Barcelona Katedrali'ni bize gösteriyor Eda. Çok güzel gözüküyor Eda. Evet. Barcelona Katedrali'ne geldik. Evet. Kayıttayız. Evet. 13. yüzyıl Barcelona Katedrali'ne hoş geldik. Geldik. Burası Barri Gotik bölgesi, yani eski şehir. Evet. İspanya'nın. Bu meydanda hafta sonları Katalanlar Sardana diye bir dans meydanı yapıyorlarmış. Da. Ona denk çekelim. Gelmeyi çok isterdim. Harika canlı bir meydan belli ki. Barcelona Katedrali'nin girişi 10 euro. Çok gıcık oldum. Girmeyi çok isterdim. Çünkü bunun içinde nebahtı şapeli var. Evet, papa için çok önemlidir o. Aynen, önemlidir. Bize karşı kazandıkları önemli bir evet, savaş. Bu şapelin içinde de gemilerde bulunan işte bir İsa heykeli. Böyle başı yan eğilmiş bir İsa heykeli varmış. Ona da diyorlarmış ki bakın işte Osmanlı'nın attığı toplardan kendini korumak için İsa'mız evet, nasıl da kafasını böyle yana kafasını eğdi böyle demişler. Yana, geminin önünden onu almışlar. Aynen aynen, geminin önünden de onu alıvermişler. O çok ilginç İsa heykeli. İşte mucize eseri toptan kurtulmak için yapmış falan. Ah. Girmeyi isterdim ama onu görmek isterdim. Hadi sen isterdim. Gir o zaman, veriyorum 10 euro'yu. Hayır verme. Aşk olsun. Hayır artık hadi. Yeter. Hayır. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión es la historia de un amor como no hubo otro igual. Meydanlarda sanat var. Abi güzel çalıyor ama. Albüm varmış, istersen satayım. Bizim gemidekiden iyi. Sin tu amor no viviré. Sin tu amor no viviré. Gracias. Ömrümüzün bir müddetinde burada ev kiralayıp kalacağım ben de. Bay bay katedral. Bak, aa Barça. Barçi. Aa, Barça yazıyor. Şimdi bu Delbiske sokağında güzel bir gizli bir köprü var. Herkes bilmez bunu.
Evet, köprüye geliyoruz. Evet, El Pont del Bispe. Evet. En çok fotoğraflanan Barcelona'nın köprüsüne geldik arkadaşlar. Evet. Bu Piscopos Köprüsü'nün altında bir tane kuru kafa ve hançerlenmiş bir kuru kafa şey göreceğiz. Çok gerçekçiymiş, gerçek diyorlarmış ona. Ona bakarak kuru kafaya böyle geri gidip bir de dilek tutarsanız bu dileğinizin olacağı söyleniyormuş. Bakalım olacak mı? İddia edildiği üzere yürüyoruz biz de. YouTube kanalı mı sizin? Evet. Hangisi? Yelkenli ve motorlu çift. Barcelona gezimizde. Tamam, Barcelona bölümünde herhalde çıkacak. Şu anda Bispe Köprüsü'nde. Ne haber Karan? Kaça gidiyorsun? Harikasın. Çok çokmuş, harikasın. İyi gezmeler. Bay bay. Ömrümüz boyunca hep gezmeyi, hep tatil yapmayı dileyelim. Ve Doris'imizi de. Çalışmadan tatil yapmayı dileyelim. Şimdi bakarak tepesi takla geçiyoruz. Doğru mu hocam? Evet, ben geçiyorum. Usulü bu muymuş? Evet. Ya bizi kandırıyorlarsa? Geçtik. Kastane et olsun. €1. Kastane et €1 sen de alalım gel. Hello. Kastane et. Ha, iki tane alın. Oley! Alacak mısın? How much? Buraya gelirseniz kesinlikle Barley Gothic'ten alışveriş yapın arkadaşlar. Hiç öyle Rambla'dan falan yapmayın, her şey 1 euro. Ana caddeye çıktık. Evet, bu ne? La Rambla'da biraz önce kaçırdığımız yeri göreceğiz. Evet. Plaza del Rey. Hadi bakalım göster bize. Kraliyet Meydanı. Kraliyet Meydanı neymiş, neye benzer? Bu da şirince bir meydanmış, bakacağız. Artık şehir kısmındaki gezeceğimiz son yerleri gezdik ve buradan da bir taksiyle Montjuïc tepesine Montjuïc. Gittik. Montjuïc. Montjuïc. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Montjuïc'i yaptıktan sonra bitiyor işimiz arkadaşlar. Evet. Koca Barcelona'yı devirdik Eda, doğru mu? Evet. Koca Barcelona devrildi. Daha güzelmiş. Bunlar hükümet sarayı konağı mı? Hükümet. Onun şeyi de mi acaba öyle diyorlar? Hani olur ya. Ben buradayım bundan sonra. Ben daha genç olduğum için ben buradayım. Hayır, ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Şöyle bir Real Barcelona mı? Gel şöyle bir çekilelim. Plaça Real'in bir güzelliği şu üç güzeller çeşmesi. Şu anda suyu akmıyor ama üç güzelleri görüyoruz ortada. Şöyle göstereyim ha. Bir de şu sokak lambalarını göstermek istiyorum. Bunlar da Gaudi'nin tasarımı. Şöyle bir bakalım. Sanki kanatlı miğferler gibi tepesi. Yine bol bol çiçekler yapmış Gaudi üstüne. Bir iki tanesi kırılmış. Evet, şu an artık son Montjuïc tepesinden aşağı bakacağız. Gemi burada. Bizim MSC.
Evet. Geç. Bu da Montjuïc Kalesi. Baksana bahçelerin güzelliğine. Evet, kale güzel. Montjuïc Kalesi. Bayağı şık. Park çok şey, bahçesi çok güzel. Bu arada şunu çekmedim. Evet, gemimiz orada. Bizi bekliyor. Şurada bakın. Kaleden aşağıya bakıyoruz. Koca limanımız. Costa Smeralda ve diğer başka tankerler. Kalemiz. Ve burada artık aşk kilidimizi şuraya asacağız. Bakınız. Şöyle. Hadi bakalım. Şuna geçirdi. Evet. Evet. Artık aşk kilidimiz orada. Montjuïc tepesinde bir aşk kilidimiz var. Evet, gemi buradan en güzel buradan çıkıyor. Bakınız kendisi. Bizim evciğimiz. Ay. Bizi engin denizlere açacak. Hadi bakalım. Tepe kale de burada. Mert'cim ne yapıyorsun topun başında? Neyi vuruyorsun? Yenilmez armadayı mı? Lirikayı vuruyorsun, okey. Geldi bak taksi seni görünce. Bizim dayı geldi. Bizimki değil mi o? Evet. Ne yapıyorsun Eda? İspanyola, İspanyola. Onunla bütün çıkalım. Şarkılarını çal bana. İspanyola, İspanyola. Çikolata kutusuyla mı? Aşkın ateşini ver bana. Ah Maria, ah Maria. Barcelona gezisini tamamladık. Tamamladık ve çok başarılı bir şekilde tamamladık. Bence haritamızdaki bütün turistik noktaları gezdik. Güzeldi. Güzeldi. Yalnız şu ana kadar gezdiğim şehirlerin arasında en güzeli buydu. Abi, müthiş bir şehir. Ya çok güzel şehir ya. Süper. Çok sevdim. Çok beğendim. Bayıldım yani. Tek kelimeyle bayıldım yani. İnsanları da tatlı. Yani gezecek görecek bir sürü yeri var. Burada mutlaka yaşarım yani. Ben de aynı. Evet. Üçe dönüyor abi. Türkiye'yle üçe dönüyor. Yeni oluyor hala. Yeni oluyor. Ama elini biraz daha uzun tut ha, ne olur ne olmaz. Onlar ufak. Çok güzel çıkıyorsunuz.
Ağzında misina mı var? Evet. Onu yakalayabilir misin? Yakalayamam. Yakala yakala. Hadi 1, 2, 3 atıyorum. Ay, he is the bait. Ah. Oh. Se glielo mette di con le mani così, glielo prende okay. Senza toccare a lui. No, no, se le mette, ecco, vedi. Oppia. He is ya. Lo tieni fermo? Cibo? Dik mi çekin. Bayağı vahşi hayvan. Artık gün batıyor. Gemimiz kara dumanı vermeye başladı. Bu kara duman demek ki harekete geçeceğiz. Bu arada karşıdaki Grimaldi Lines'a şey yazıyor arkadaşlar. Hepsi hibritmiş. Hiçbir şekilde emisyon gaz salınımı yok. Yabancılar martı beslemiyor mu Mert? Hayır. Ne kadar şey enteresan. Hiçbir şey beslemiyorlar. Biz burada martıları besledik diye çok şaşırdılar falan. İyi de yani. Olur mu ya? Martı yedirilir yani. Gariptir. Yacık. Hey, gün battı. Bay bay güneş. Bay bay. Tabii canım. Bu arada beslediğimiz şey de yani yemekhaneden almadık. Kendi sevincini yaptı. Yolda yememiz için yaptı. Aşağıya sakın. Yolda yaptığı şeyler. Güzel. Şu anda yumuşak bir hava var. İnsanlar ilk defa böyle güverte falan çıkabildi. Çok şükür yani. Barcelona yüzümüzü güldürdü. Malaga da sıcaktı zaten. Limandan ayrılıyoruz. Koca liman. Andu tua, andu tua, andu tua, andu tua. It's okay?